Fertilizasyonun yani döllenmenin üzerinden bir hafta kadar geçti. İlk olarak bir yumurta ile başlamıştık. Sonra bir sperm bu yumurta hücresini bulmuştu. Böylelikle bu yumurta zigot evresine geçti. Yarıklanma yaşadı. Çok sayıda hücreye bölündü ve sonunda bir blastosiste dönüştü. Bu şey bir süredir fallop tüpünde oradan oraya geziniyordu. Ama nihayet rahim içindeki endometriyal boşluğa ulaşabildi ve bu güzel endometriyal tabakaya baskı uygulamaya başladı. Görünüşe bakılırsa burası besin almak için müthiş bir yer. Ayrıca implantasyon adı verilen sürece başlamak için de çok uygun duruyor. Fakat bu noktada hücreler halen bu kabuğun içinde hapsolmuş haldeler. Etraflarını saran bu kalın glikoprotein tabakasını zona pellucida olarak adlandırdığımızı söylemiştik. Aa neyse ki güzel haber şu, bu aşamada zona pellucida kendiliğinden parçalanmaya başlıyor. Şöyle yer yer sileyim ki dağılmaya başladığı anlaşılsın. Evet, en dıştaki hücreler açığa çıkmaya başlıyor ve evet artık zona pellucida'dan kurtuldular. Bu arada endometrium yani diğer ismiyle rahim iç zarı da boş durmuyor. O da heyecanla bu şeyin gelmesini bekliyordu zaten. Endometriyal tabaka hücreleri prolifere oluyor. Yani hızla çoğalıyorlar. Ve aynen bunun gibi vadiler oluşturuyorlar ki bu şey geldiğinde yerleşmesi daha kolay olsun. Bu vadilere nedenliğini de söyleyelim. Bunlara kript deniyor. Bu arada zona pellucida dağılmayı sürdürüyor. Böylece dış hücre tabakası endometriyumla doğrudan temasa geçebiliyor. Bu iki hücre tabakası arasındaki temasa apozisyon deniyor. Bu aşamada bu yapı henüz endometriyumun içine sıkı sıkıya gömülmüş değil. Daha ziyade üstünde duruyor. Yerleştiği yerden kolaylıkla çıkabilir. Oysa bir an önce oraya sıkı sıkıya yapışmak istiyor ki besin transferine başlayabilsin. Bu arada daha önce dıştaki bu hücrelere trofoblast dendiğini söylemiştik. İşte bu trofoblastlar çoğalmaya başlıyor. Hatta çoğalmakla kalmayıp endometriyumun içine nüfuz ediyorlar. Gördüğünüz gibi endometriyal dokunun içlerine doğru ilerliyorlar. Böylelikle bu şey oradaki yerini iyice sağlamlaştırıyor. Bu sürece adezyon deniyor. Tabi bu arada rahimdeki endometriyal hücreler de boş durmuyor. Bölünmeye ve büyümeye devam ediyorlar. Büyüdükçe büyüyorlar. Çok geçmeden bu yapı tamamıyla endometrium dokusu içine gömülüyor. Ama endometriumun yaptığı tek şey bu değil. Endometriumun içinde şuna benzeyen kan damarları var. Aslında bunları yavaşça hareket eden kan birikintileri olarak düşünebilirsiniz. Bunlar rahim arterlerine bağlı damarlar tarafından besleniyor. Büyüdükçe düzensizleşiyorlar ve sonra da birleşmeye başlıyorlar. Bir araya gelerek geniş kan havuzları oluşturuyorlar. Tabi bu sırada trofoblastlar bölünmeye devam ediyor. Ve sonra trofoblastlara ilginç şeyler oluyor. Bakın bunu şöyle bir renkle göstereyim. Bu hücreler gittikçe büyüyorlar, hatta bir süre sonra da birleşmeye başlıyorlar. Sonuçta bu büyük hücre kümeleri ortaya çıkıyor. Bunlar aslında çok çekirdekli hücreler. Endometriumun içine doğru büyüyorlar. Ve artık çok farklı göründükleri için onlara farklı bir isim veriyoruz. Sinsityotrofoblast diyoruz. Biliyorum tekerleme gibi. Ama hatırlarsanız başta trofoblastlardan söz ediyorduk ki bu kelimenin ikinci yarısında da zaten trofoblast geçiyor. Sinsityo ise birleşmiş veya kaynaşmış hücre anlamına gelen bir önek. Hatta mesela sinsityum da çok sayıda hücrenin kaynaşmasıyla oluşan bir hücre öbeği demek. Yani burada trofoblastlardan oluşan bir sinsityum var. Ve bu sinsityuma sinsityotrofoblast deniyor. Bu hücreleri böyle isimlendirince orijinal hücrelere de farklı bir isim verme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Sinsityum oluşturmayan bu hücrelere de sitotrofoblast adını veriyoruz. Aynı diğer kelime gibi bu da trofoblasttan doğuyor. Başındaki sito öneki bu hücrelerin bireyselliklerini koruduğu anlamına geliyor. Evet, şimdi konumuza dönelim. Silsityotrofoblastlar büyümeye devam ediyor. Büyüyorlar, büyüyorlar ve endometriumun içine uzanan bu parmaksı uzantıları oluşturuyorlar. Bu parmaksı uzantılara villus adı veriliyor. Rahimde yer alan ve artık birer kan havuzuna dönüşen kan damarları da büyüyüp birleşmeyi sürdürüyor. Yani zaman akıp giderken bu yapıların hepsi büyümeye devam ediyor. Endometriumun içlerine uzanan bu villusların çevresinde gittikçe daha çok sayıda sitotrofoblast birikiyor. Ve bu villusların içinde de fetal kan damarları gelişmeye başlıyor. Şimdi bu şekilde de gördüğünüz gibi bu fetal kan damarları rahimde yer alan yani uterin kan damarlarıyla çok yakın temas halindeler. Fakat tam da birleşmiyorlar çünkü aralarında trofoblastlardan oluşan bir zar var. Yine de o kadar yakınlar ki uterin kanda bulunan besin maddeleri difüzyon yoluyla fetal kana geçebiliyor. Aynı şekilde fetal kandaki atık maddeler de yine difüzyon yoluyla uterin kana aktarılabiliyor. Zaman içinde embriyonun gelişmesiyle birlikte bu yapı da büyüyor. Ve yapı büyüdükçe aktarılabilen besin ve atık madde miktarı da artıyor. Yapı o kadar büyüyor ki sonuçta rahim boşluğunun neredeyse tamamını kaplar hale geliyor. İşte bu yapıya plasenta deniyor.